Değerli izleyenler, Kızılcagün TV'de Dalgınım Sana programında Ankara'nın değerli mekanlarını ziyaret etmeye, değerli dostlarla birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta çifte kuş vuralım dedik. Hem de bizim Enfot ile yaptığımız Ankara projesine dahil ettik bizim çekimlerimizi. Ve böylece sanırım gayet verimli olan o sergiye yönelik de çok güzel fotoğraflar çıkacağına emin olduğum bir iş yapıyoruz diye düşünüyorum. Neredeyiz? Koç Müzesi'ndeyiz. Ankara Kalesi'nin aslında değer kazanmasına öncülük eden, o günlerinin, değerli günlerinin tekrar gün yüzüne çıkmasına öncülük eden bir mekanda birlikteyiz. Sevgili Mine Sofuoğlu'nu da selam ve sevgiyle anıyoruz. İstanbul'da ona başarılar diliyoruz. Ama Ankara'yı yine harika bir kadına, sevgili Ceren Hanım'a devretti. Ve mikrofonu da ona devrediyorum ben şimdi. Teşekkür ederim. Ankara Rahmi Koç Müzesi, Ankara'nın ilk sanayi müzesi. Ve 2005 yılında Çengelhan'ı restore ettikten sonra müze koleksiyonun buraya yerleşilmesiyle birlikte açılıyor. Daha sonra 2016 yılında Safranan yine restore edilerek müze koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu iki han binası Ankara'nın ticari tarihinde çok önemli merkezler aslında. Ve işte 16. yüzyıldan itibaren burada etkinlikler devam ediyor. Bu sadece ticaret değil, tabii kültürel bir anlamı var bunun. Çünkü işte tiftik üretimi, dericilik gibi zanaatlerle iç içe geçmiş bir ticaret hayatından bahsediyoruz. Bizim müzemizin koleksiyonu gerçekten hem tüm dünyadan sanayi tarihinden o eserler, objeler içermekle birlikte kendi kültürümüzden bu toprakların ürettiği sanayi nesnelerini de ev sahipliği yapıyor. En önemli şeylerden bir tanesi sanıyorum tüm Ankaralıların da çok ilgi gösterdikleri kısım Ankara Manzarası Tablosu, Rijksmuseum envanterindeki ve bugün hala müzemizde sergilenmekte olan. Son tarih. Şu an uzatılıyor, sağ olsun. Evet, uzatılıyor. Hollanda ve Türkiye arasında bir kültürel işbirliği, bir çok önemli bir kültürel karşılaşma alanı. Şimdi son yaptığımız anlaşmayla 2022'nin Ekim ayına kadar devam ediyor ama tekrar yine uzatırız diye düşünüyorum. Çünkü Hollanda da bu etkinliklerden son derece keyif alıyor, birlikte bir şeyler yapmaktan. Biz de çok keyif alıyoruz ve her geçen gün o tablodan ilhamla üretilen hem sanat etkinlikleri hem bilimsel etkinlikler çeşitleniyor. Bu çok kıymetli. Onun dışında bizim... Değil mi? Bir dakika. Belgeseli yapıldı. Evet. Tiyatro. Bir kitap yazıldı ilhamla. Piyano besteleri yapıldı. Piyano için besteler yaptı Piyano Turka. Hatta çocuklarla ilgili atölye. Zaten hani onlar zaten ediyor, sürekli aktif olarak devam ediyor, evet. Ve çok çeşitli ve yaratıcı olarak devam ediyor. Evet. Yani tek bir modelde de değil. Evet. Onun dışında biz mesela bu sene Temsilden İlhama Sempozyumunu Vekam'la gerçekleştirirken bir çağdaş sanat performansı gerçekleştirdi. 3 çağdaş sanatçı. Hani böyle performatif, daha dijital içerikleri de kullanan çok ilginç bir çalışma oldu mesela o da. Bence hani tablo burada kalmaya devam ettikçe herhalde içerikler de çok çeşitlenecek ve sonu yok gibi duruyor şu anda. Bu zenginlik çok hoş. Buna ev sahipliği yapmak, bunun odağındaki kurum olmak da çok güzel. Onun dışında bizim için bu özellikle Çengelhan'da önemli olan şey bu gördüğünüz, arkada gördüğünüz sosyalde ticaretten. Sayın Mevlüt Koç'un iş hayatına başlamış olduğu dükkan. Enfot'la birlikteyiz ve evet. Karede buranın olması kesinlikle olması fayda var. Lazım. Evet, bir kere Osmanlı mimarlık eseri burası. Ona 16. yüzyılda yapılmış bir eser olarak hem çok tipik olmakla birlikte çok da kıymetli, kitabeli bir yapı. Ortasında böyle bir dikdörtgen planlı yapının olması da çok gerçekten ilginç ve güzel ve bunun ayakta kalmış olması. Dolayısıyla hani bunu kesinlikle fotoğraf çekerken bu odağı değerlendirmek lazım. Onun dışında bu dükkanın ilham verici tarafı müzeye Esnaf Sokağı seksiyonunun oluşturulmasına
sebep oluyor aslında. Ve bu zemin kattaki han odalarında geçmişten günümüze esnaf canlandırmalarını, zanaatkarların atölyelerini canlandırmalarını görebilirsiniz. Bence oradaki detaylar da fotoğraf açısından çok değerli diye düşünüyorum. En son Faruk Küçük abiyi hatırlıyorum. Dericizade Faruk Küçük. Evet. Doğru mu? Evet. Burada görebilirsiniz. Tam açtık. Açıldı mı? Yani pandemi nedeniyle tam istediğimiz verimde açamadık ama dükkan hazır. Şu anda gezilebilir. Evet. Açılışına haber vermez olur muyum? Tabii dedi. Canım öyle. Evet, önümüzdeki sene ahilik haftasında yapmak istiyoruz. Ama umarım bir sorun yaşamayız. Hani sağlıklı, sıhhatle ilgili. Öyle olursa yapacağız. Yine erken Cumhuriyet dönemine de atıfları olan, o dönemde üretmiş önemli kişilerin, mesela Marangoz Ali Rıza dükkanımız var, o da çok önemlidir. Yine saatçimiz öyledir. Bu saatçi, Eşref Saat. Saat durmuş herhalde. Evet, bizim bütün saatçimiz 35 kişi bugün konuşmamızı, daha önce konuşmamızı söylemiştim. O zaman şimdi tekrar söyleyeyim. Neden? 5 geçe durmuş, evet. Ulu önderimizi anmak için ama bir yas duygusuyla anmak için değil kesinlikle. Aslında tam o dakikada bizim kendisinden devraldığımız görevleri hatırlamak için bütün saatlerimizi o dakikada tuttuk. Ben ama dinlemek istiyorum. Ama kesinlikle buradan bir hani yas tuttuğumuz anlamı çıkmasın. Aksine burası çocukların, gençlerin cıvıl cıvıl vakit geçirdikleri, eğitim programlarına katıldıkları, merakla, böyle hani bilgiye merakla ulaştıkları, araştırdıkları, onu yorumladıkları keyifli bir müze. Tam da ulu önderimizin istediği gibi aslında. Istediği gibi, tam da onun istediği gibi. Harikasınız, harikasınız. Şimdi hatırladım söylediklerini. Hatırladınız. Bunun dışında müzemizin çok çeşitli bir koleksiyon yelpazesi var. Gemicilik koleksiyonumuz var, denizcilik koleksiyonumuz var, gemi modellerimiz var orada. Gemilere ait aletler var. Pusulalar gibi mesela. Onun dışında tıp bölümümüz var aşağıda. Eczacılık seksiyonumuz var. Oyuncaklar var. Geçmişten günümüze oyuncak da bir hani hem zanaat hem sanayi nesnesi olarak çok ilginç parçalar içeriyor koleksiyonumuz. Onun dışında bilimsel aletler var mesela. Günlük yaşam objelerimiz var. Raylı ulaşım ve karayolu ulaşımında da biliyorsunuz klasik otomobillerimiz var. Burada arkamda görüyorsunuz. Bir de Ford marka klasik otomobiller var Safranağ'da. Matbaacılık bölümümüz var. O eski matbaacılık aletleri de fotoğrafik olarak çok bence estetik. Hani değerlendirilmeli. Bu ekip tarafından değerlendirilmeli, evet. Diye neydi, düşünüyorum. Bir daha matbaacılık bölümündeki Safranan alt katta, giriş katta matbaacılık aletleri var. Onlar gerçekten hani size güzel estetik şeyler, enstantaneler yakalatır. Onun dışında makineler bölümümüz var. Orada da bir makine estetiğini yakalamak mümkün. İşte çarklar, zincirler falan. Hani bence oralara da siz buradan çıkamazsınız. Evet. Kesinlikle öyle. Bunun dışında bebek evlerimiz var, minyatürler var. Vitrindeki objeleri çekmek de, fotoğrafçılık açısından vitrin içindeki objeleri çekmek de bir challenge. Bir burası var, bir de neresi var? O yüzden ayrıca her iki yapı da tarihi birer han olduğu için kendi mimari öğeleri de mimari bir estetik unsur, yani hani onlar da fotoğraflanmayı hak ediyorlar diye düşünüyorum. O kısımdan da kısaca bahsedelim. Çok uzun yıllar buralar harabe olarak kaldı, hı hı. Aslında ama şimdi sevgili Mert böyle çatısını falan da görüntüler ayrıca. Çok ciddi, aslına uygun bir onarım sonucunda, hı hı. Da müze, evet. Oldu. Derken Safranhan'da eklendi. Ben Handan Han'a bir müze, iki han falan gibi isimler. Şimdi özellikle şu an içinde bulunduğumuz Çengelhan önemli bir Rüstem Paşa Vakfiyesi'ne bağlı kitabeli bir Osmanlı kervansarayı diyelim.
tipik bir Osmanlı ticari yapısı gibi tüm fonksiyonları ortasında toplayan işte odalar, aşağıda ahırlar, dükkanlar falan gibi tüm fonksiyonları etrafında toplayan çok o nedenle de enerjisi yüksek bir yapı. O dönemin tipik mimarlık eseri. Yine Safranhan'da öyle. Dolayısıyla hani burada aslında o dönemde yaşanan gündelik hayatı, sosyal hayatı, ticari faaliyetleri hayal etmek çok kolay ve mümkün bence. Hele de Ankara manzarası tablosuyla bu hikayeyi, anlatıyı birleştirirsek tamamen dönemin ruhunu yakalamak mümkün diye düşünüyorum. O zanaatkarlar sonra balkonlu heykellerle canlandırmalar. Evet. Kayseri'ye yerleşti. Öyle mi? Evet. Ama şey, biz bunu, bu açığı şu şekilde kapatıyoruz. Etrafla ilişkilerimizi güçlü tutarak, onlarla birlikte projeler geliştirerek yapıyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman burada üreten, yaşayan zanaatkarlarla ve esnafla bağımız kopmuyor. Hatta ve hatta işte mesela Devrizade Faruk Bey gibi kendileri gelip bize var olan işte geçmişte kullandıkları aletlerini bir seksiyonun açılmasına katkıda bulunabiliyorlar. Onun dışında bazen yorumları da oluyor mesela. İşte ben saatçiydim, dedem bakırcıydı, bunu böyle koymayın, şöyle koyun gibi. Kültürü yorumlamak adına bu konuda çok düşünüyorum. Ben de şiddetle katılıyorum. Tıpkı üniversiteler gibi müzelerin de çevresiyle böyle ortak evet, işler yapması çok öyle. Çok değerli. Bir kez daha kutluyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Aslında siz biz konuşurken sevgili Merve ve Mert'in montajıyla müze içinde gezmeye başladınız. Ama biz bu söyleşiye başladığımızda sevgili Ceren Hanım'la birden Ömer Uçman Bey'i de görünce marka Ankara'yla tanıştığım ve Ankara için çok hoş hizmetleri olan, her zaman Ankara'yı, kaleyi düşünen bir insanla birlikte olunca mikrofonu ona uzatmadan olmazdı. Merhaba Ömer Bey. Merhaba. Hoş bulduk. Ben Ömer Uçman. 30 senedir kaleye gidip geliyorum. 30 sene önce kurduğumuz Geleneksel Türkiye Sanatları Vakfı vasıtasıyla Ankara Kalesi'ne tanıştık ve bir daha buradan kurtulma imkanımız ne kadar iyi ki olmadı. Çok da mutluyum. Ama gün geçtikçe de umutlarımı kaleyle ilgili yine kaybetmeye başladım. Kalede yapılacak çok iş var. Ankara halkını hala kaleyi anlatamıyoruz. Ankara halkını bırakın, kalede yaşayan konutlarda oturanlar ve esnaf bile maalesef Ankara Kalesi'ni tanımıyor. Ve bir hazinenin üstünde oturup o hazinenin nimetlerinden faydalanamayan bir güruhuz burada. Resmen güruh şeyini kullanıyorum. Çünkü bir böyle tarihi değeri olan, manevi şey, çok kıymetli olan bir yerin kıymetini bilmeyen bizler maalesef güruh diye niteliyorum. O yüzden özellikle Koç Müzesi'ni, Rami Koç Müzesi'ni ve Erimtan Müzesi kaleye bu konularda çok büyük katkılar getirdi. İnşallah biz de kalede yaşayan kale dostları olarak bunların kıymetini biliriz. Karınca kararınca onlardan bir şey beklemeden, bir de bizim kale halkının öyle bir şeyi vardır, hep birilerinden bir şey bekleriz. Bir şey beklemeden onlara ne katkılarda bulunabiliriz onu düşünürsek uzun vadeli kazançlı çıkacağımızın da bilincinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz değerli fikirleriniz için. Hatta biz Ceren Hanım'la bu sorunlara hiç girmemiştik. İşte güvenlik sorunu, trafik sorunu. Belki son bölümü de böylece siz noktalamış oldunuz, adını koymuş oldunuz. Tabii ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Buyurun. Kale meydanı lafından vazgeçmemiz lazım. Kale meydanı diye bir meydan yok maalesef. İşler acısıdır. Her gün buraya
protokoller gelir, bakanı, cumhurbaşkanı gelir, belediye başkanı gelir. Ama bu meydandan senelerdir, 30 senedir günde iki defa doğru saati gösteren saat kulesinin perişanlığını hiç kimse görmez. Koştura koştura bir yerlere girerler, giderler. O yüzden kale meydanı işgal edilmiş durumdadır maalesef. Bizler, biz esnaflar tarafından. Bir an önce kale meydanının düzeltilmesi, tabii güvenlik konularına falan girmiyorum, çok uzun şeyler. Ama kalede yapılacak çok şeyler var. Özellikle de buradaki genç arkadaşları da bu konuda eğitip belli bir konuda sokmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Ömer Bey, gerçekten çok haklısınız. Bir hazinenin üstünde oturuyoruz ama bu lafı çok seviyorum. Evet, yeterli ilgiyi onu korumak ve gelecek nesillere aktarmak için göstermiyoruz dedi. Kesinlikle eleştirilerinde haklı. Bu eleştiriler aslında pek çok platformda ve hep birlikte sık sık dile getiriyoruz. Bu da çok umut verici. Hani sizin umudunuz yok ama benim oradan umudum var. Çünkü aslında çok büyük müdahalelerle olmasa da küçük küçük adımlarla en azından farkındalığı geliştirmek ve koruma onarımla ilgili hassasiyetleri yüksek tutmak gibi bir şeyi başardığımızı düşünüyorum. Bundan sonrası sivil inisiyatifin değil aslında yerel yönetimlerin birazcık desteğini gerektiriyor. Orada da gerçekten ne zaman hani bir araya gelsek anlaşıldığımızı, duyulduğumuzu hissediyorum. Belki bizim beklediğimiz hızda bir takım şeyler gelişmiyor olabilir ama ben umudumu kaybetmedim. Öyle söyleyeyim. Bir iyi niyet gözlüyoruz. 30 senedir ben de bilmiyordum. Bir iyi niyet gözlüyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, Ankara Kalesi çok değerli. Katılmamak elde değil. Değerinin bilinmesini elbette istiyoruz. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Bu çabalarımız da bunun bu yönde bir şeyler yapılabilsin diye. Elbette umutluyuz. Sizi İkihan'daki bir müzeden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.